Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. 7. dersimizin konusunu açık sistemlerde enerji analizi oluşturacaktır. Bölüm 1 ve bölüm 2 olarak açık sistemlerde enerji analizini ele alacağız. Bölüm 1 ile başlayalım. Termodinamikte kapalı, açık ve ayrı sistemlerle çalışabileceğimizden bahsetmiştik. Kapalı sistemleri ise geçmiş derslerde ayrıntılı olarak ele almıştık. Kapalı sistemleri biz sabit sınır veya hareketli sınır içeren problemler olarak ele alıp termodinamiğin birinci yasası kapsamında değerlendirmiştik. Şimdi açık sistemlerde debinin önemiyle devam edelim. Açık sistemlerde kütle ile enerji giriş çıkışı sistem sınırında meydana geliyordu. Açık sistemle kapalı sistem arasındaki fark bu idi. Arkadaşlar artık sistem açık sistemse sistem sınırından iş giriş çıkışı, ısı giriş çıkışı ve kütleyle enerji giriş çıkışı olabilir. Kütleyle enerji geçişini E kütle ile göstereceğiz. Kütleyle enerji giriş çıkışı akışkan hareketini gerektirir. Burası önemli. Akışkan hareketi ise debi ile modellenir. Debi, kütlesel debi veya hacimsel debi olarak ele alınabilir. Biz kütlesel debiyi m üzeri nokta olarak göstereceğiz. Kilogram bölü saniye biriminde ele alacağız. Hacimsel debiyi V üzeri nokta olarak göstereceğiz ve metreküp bölü saniye biriminde ele alacağız. Bazı kitaplarda hacimsel debi Q ile gösteriyorlar. Ama biz Q'yu kullanmayacağız ısıyla karışmaması için. Arkadaşlar açık sistemlerin diğer adı kontrol hacmi ve açık sistemlerin sınırının adı ise kontrol yüzeyi olacak. Ve bir noktasından kütlesel veya hacimsel debi girişi olacak. İki noktasından kütlesel veya hacimsel debi çıkışı olacak. Tabi birçok noktadan giriş, birçok noktadan çıkış da olabilir. Hepsini ele alacağız. Kütlesel debi ile başlayalım. Kütlesel debi m üzeri nokta eşittir. Rho çarpı A çarpı V olarak ele alınacak. Birimi kilogram bölü saniye, yani birim zamanda değişim. Onun için m'nin üstünde nokta var. Ve bu çerçevede V ile başlayalım. Büyük V, kanal veya boru içi ortalama hızdır ve metre bölü saniye biriminde ele alınır. A, kanalın veya borunun kesit alanıdır, metrekare biriminde ele alınır. Rho, akışkanın yoğunluğudur ve kilogram bölü metre küp biriminde ele alınır. Arkadaşlar, kanalın veya borunun kesit alanı, yani akışkanın aktığı yöne dik olarak ele alınacak ve bu çerçevede değerlendirilecek. Onu örneklerde ele alacağız. Akışkanın yoğunluğu çerçevesinde arkadaşlar çalıştığımız akışkan sıvı ise sıcaklığa göre yoğunluğun değiştiğini bileceğiz ve tablolardan bu yoğunluğu okuyacağız. Tabi her türlü sıvının tablosu yok ama elimizde olan tablolardan yararlanarak sıcaklığa göre yoğunluğu sıvılar için seçeceğiz. Gazlar için yine varsa tablolardan havanın bazı durumlarda tabloları olabiliyor. Yoksa İdeal gaz eşitliğinden yararlanarak basınca ve sıcaklığa göre yoğunluğu gazlar için hesaplayacağız arkadaşlar. Bakın buraya gaz buhar değil demişim. Bu nokta da önemli. Gaz dediğimiz an ideal gaz denklemini kullanabiliriz. Kısmı aklınıza gelsin. Evet, gaz için ideal gaz denklemini kullanacağız. PV eşittir MRT'yi her zaman kullanıyoruz zaten ideal gazlarda. Biz her iki tarafı M'ye bölersek İdeal gaz eşitliğini P çarpı küçük V eşittir R çarpı T olarak gösterebiliriz. Buradaki küçük V özgül hacmi gösteriyordu. Bunun yanında yoğunluk eşittir 1 bölü özgül hacimdi. Yani yoğunluk özgül hacmin tersiydi. O zaman ideal gaz eşitliğini biz P eşittir R çarpı R çarpı T olarak da düzenleyebiliyorduk. Buradan R'yi çektiğimizde ki kütlesel debi içinde R var ve gazla çalışıyorsak R'yi hesaplayacağız demiştik. O zaman Rho'yu biz P bölü RT'den hesaplayabiliriz. Arkadaşlar buraya yazmışız. Kütlesel debiyi biz Rho çarpı A çarpı V olarak gösterebileceğimiz gibi 1 bölü V çarpı A çarpı V olarak da gösterebiliriz. Yoğunluk veya özgül hacim cinsinden gösterebiliriz. Kütlesel debiyi anlatırken ortalama hız kavramından bahsetmiştik. Ayrıntısını akışkanlar mekaniğinde güzelce işleyeceksiniz. Ama şunu söyleyelim. Bir boru veya kanal içinde akışkan hareketi varsa bu akışkan kanalın veya borunun iç yüzeyine yapışır ama
borunun iç yüzeyinden uzaklaştıkça yani orta eksende maksimumuza erişir. Neden yapışıyor? Sürtünmeden dolayı orada hız sıfır oluyor ve akışkan oraya yapışıyor. İç yüzeyden uzaklaştıkça tam orta noktada maksimumuza erişiyoruz. Ve gördüğünüz gibi parabolik bir hız dağılımı ile karşılaşıyoruz. Ve bu hız dağılımının ortalamasına biz ortalama hız diyeceğiz. Ama termodinamikte şunu bilin, biz akışkanı bir V hızıyla boru veya kanal içine gönderiyorsak bu V hızı ortalama hızla eşittir. Ortalama hızla ayrıntılı bilgileri akışkanlar mekaniği dersinde edineceksiniz. Gördüğünüz gibi bu hız profiline ait şurada bir kesit alanında gösterimi yapılmış. Demek ki hızın yönüne dik olarak biz boru ve kanalın kesit alanını göz önüne alacağız. Bunu A veya AK olarak göstereceğiz. Neden boru veya kanal diyoruz? Genellikle içinden gaz geçiyorsa ona kanal diyoruz. Sıvı geçiyorsa boru diyoruz. Gelelim hacimsel debiye. Hacimsel debi V çarpı A'dan oluşuyor. Boru ve kanalın kesit alanı ve boru ve kanaldaki ortalama hızdan oluşuyor birimi metreküp bölü saniye hacimsel debinin. Hacimsel debi ile kütlesel debi arasında bir ilişki var. Onu da şu şekilde yazabiliriz. Kütlesel debi eşittir hacimsel debi bölü özgül hacim veya kütlesel debi eşittir yoğunluk çarpı hacimsel debi. Arkadaşlar, sistem sıvı artı gazdan oluşuyorsa kütlesel debi açısından bakarsak girişteki ve çıkıştaki kütlesel debiler hiçbir zaman değişmez. Birbirine eşittir. Sistem sıvı da olsa, gaz da olsa kütlesel debiler değişmez. Çoklu giriş çıkış varsa o zaman girişteki toplam kütlesel debi eşittir. Çıkıştaki kütlesel debi olarak yazacağız. Kütlenin korunumu gereği bunu yazabiliriz. Sistem sıvı ise kütlesel debi değişmez dedik zaten ama hacimsel debi de değişmez. Çünkü biz sıvıları sıkıştırılamaz akışkan olarak ele alacağız. Eğer sıkıştırılamaz akışkan olarak sıvıları ele alıyorsak yoğunluk ve özgül hacim değişmez. Değişmiyorsa kütlesel debi çerçevesinde veya hacimsel debi çerçevesinde baktığımızda girişteki ve çıkıştaki debiler birbirine eşit olacaktır. Ama sistem gaz ise kütlesel debi yine değişmez giriş ve çıkışta ama hacimsel debi değişir. Çünkü gazlar sıkıştırılabilir akışkanlardır. Her zaman sıkıştırılabilir akışkanlardır. Ve Rho 1 eşit değil Rho 2'dir. V1 eşit değil V2'dir. Yani burada özgül hacim olarak yazmak istemişiz ama üstüne nokta koymuşuz. Bunlar özgül hacim demek. Üzerine nokta koyduğumuzda hacimsel debi oluyordu. Tabi bunu düzeltelim. Buradaki küçük V'ler noktası olacak. Hacimsel debi değil özgül hacmi gösterecek. Neyse. Şurada ayrıntılı olarak yazmışız. Gaz ve sıvılarda kütlesel veya hacimsel debilerde yaklaşımımız nedir? Sıkıştırılamaz akışkan veya sıkıştırılabilir akışkan çerçevesinde bunları söyleyebiliriz. Kütlenin korunumu bizim için önemli dedik. Bu çerçevede yine sistemimizi ele alalım. Sistemimiz kontrol hacmi oluyor artık. Sınır ise kontrol yüzeyi oluyor. Sisteme bir kütle girişi olsun ve sistemden bir kütle çıkışı olsun. Kütlenin korunumunu bu çerçevede ele alalım. Arkadaşlar giren kütle ile çıkan kütlenin farkı sistemdeki yani kontrol hacmindeki kütlenin değişimiyle ilişkilidir. Ve M giren eksi M çıkan eşittir. Delta M kontrol hacmi yazabiliriz kilogram biriminde. Veya kütlesel debi çerçevesinde kilogram bölü saniye biriminde M üzeri nokta giren eksi M üzeri nokta çıkan eşittir. Kütlenin zamana göre değişimi kontrol hacminde. Tabii ki kontrol hacminde kütle zamana göre değişmiyorsa o zaman şu kısım tabii ki sıfır olacak veya bu kısım sıfır olacak. Ama genel anlamda kütlenin korunumu için bu eşitlikleri yazabiliriz. Veya daha bilimsel olarak yazmak istiyorsak arkadaşlar yine akışkanlar mekaniğinde Raynaud transport teoremini göreceksiniz. Bu çerçevede kontrol hacminde ve kontrol yüzeyinde olan olayları matematiksel olarak ve güzelce şu şekilde yazabiliriz.
Kontrol hacminde kütle zamana göre değişebilir demiştik. Kütlenin karşılığı da nedir? Rho çarpı dv. Yani dm'yi biz diferansiyel kütleyi yoğunluk çarpı diferansiyel hacim olarak yazabiliriz. Ve integralin içinde bunlar kalır. Kütle zamana göre değişiyorsa tabii ki integralin dışında da bunun zamana göre değişimi ifadesi yer almakta. Kontrol yüzeyinde ne oluyor? Kontrol yüzeyinde akışkan girişi veya çıkışı oluyor. Bunu da rho çarpı vektör olarak akışkanın hızı ve o yüzeyin normali yine vektör olarak çarpı dA kesit alanı şeklinde yazabiliriz. Tabi bunun termodinamikte ayrıntılı olarak ele almayacağız ama akışkanlar mekaniğinde bu eşitlik ayrıntılı olarak ele alınır. Biz genellikle sürekli akışlarla çalışacağız. Sürekli akış için toplam giren kütlesel debi eşittir toplam çıkan kütlesel debi olacak. Tabi süreksiz akışlarla da çalışacağız. Yani o çerçevede özellikle bölüm 2'de güzel bir iki örnek ele alacağız. Arkadaşlar kütlenin korunumundan bahsettik. Bununla ilgili güzel bir örnek yapalım. Uçaklardaki jet motorunu basitçe ele alalım. Uçak hızı ise 250 metre bölü saniye olsun. Arkadaşlar uçaklardaki jet motorunu basitçe ele alıyoruz. Bu jet motoruna yakıt tankından bir M üzeri nokta yakıt kütlesel debisinde yakıt girişi olsun. Bir girişinde hava olsun ve eksi 50 derece santigrat, 30 kilopascal, 250 metre bölü saniye ve 60 kilogram bölü saniye bilgileri çerçevesinde giriş 1'i ele alalım. Giriş 1'i ele aldık. Çıkış 2'de yakıt artı hava karışımı olacak. Neden? Buradan havayı alıyoruz, buradan yakıtı alıyoruz. Bu karışımı sistemde kullanıp kullanamadığımız kısmı 2'den dışarı atacağız. Çıkış koşulları 300 derece santigrat, 30 kilopascal, 1000 metre bölü saniye ve 61 kilogram bölü saniye olsun. Sistemde depolanan kütle yoksa bu sistemde olmasın. O zaman ne yazmıştık biz? Depolanan kütle yoksa delta M kontrol hacmi 0 oluyor veya dm bölü dt kontrol hacmi 0 oluyordu. Biz eklenen yakıt miktarını kütlesel debi cinsinden bulalım. Bunun yanında hacimsel debileri de hesaplayalım. Giriş ve çıkıştaki hacimsel debiler nedir ona bakalım. Giriş ve çıkışın kesit alanları nedir ona bakalım. Kütlenin korunumu çerçevesinde yukarıda bahsettiğimiz eşitliği yazabiliriz. Dedik ya dm bölü dt'yi burada 0 alacağız çünkü sürekli akış var. Kontrol hacminde kütle artışı veya azalışı yok. Kontrol hacminde depolanan kütle yok. Ama M çıkan olarak bir tane M2 çıkışı var. M giren olarak M yakıt ve M1 girişleri var. Bunları bu soru çerçevesinde değerlendireceğiz. O zaman ne yazabiliriz? M1 artı M yakıt eksi M2 eşittir 0. M1'in değeri verilmiş 60 kilogram bölü saniye. M2'nin değeri verilmiş 61 kilogram bölü saniye. M yakıt bizden soruluyordu. O zaman yakıtın kütlesel debisi 1 kilogram bölü saniye olarak bulunur. Eklenen yakıt miktarı veya eklenen yakıt debisi 1 kilogram bölü saniye olarak elde edilir. Hacimsel debiler soruldu arkadaşlar. Hacimsel debi neydi? Kütlesel debi bölü yoğunluk. O zaman yoğunluğu hesaplayarak probleme devam edelim. Bir noktası için başlayalım. Bir noktası giriş noktasıydı. Rho 1'i biz P1 bölü R T1 olarak yazabiliriz. P1 basıncı 30 kilopascal olarak verilmiş. R'si tablodan hava için alacağız arkadaşlar. 0.287 kilojül bölü kilogram kelvin. Sıcaklık eksi 50 derece santigrattı. Bunu da kelvine çevireceğiz. Artı 273.15 ile toplayacağız. Buradan Rho 1 0.468 kilogram bölü metre küp çıkıyor. Rho 2'ye bakalım. Aynı şekilde P2 bölü R çarpı T2'den hesaplayacağız. Burada arkadaşlar sadece sıcaklık değişiyor. Çıkış sıcaklığı 300 artı 273.15 kelvin olarak alınacak. Basınç bu soruda değişmiyor. Zaten R değişmez. Çıkışı da arkadaşlar yakıt artı hava karışımı olarak aldık.
Ama R'sini yine 0.287 kilojoule per kilogram kelvin aldık. Biraz farklı olsa da bu soruda R'yi aynı alalım. Çıkışı da hava kabul edelim. Esasında çıkış bir karışım. Bu çerçevede Rho2'yi de 0.182 kilogram bölü metre küp buluruz. Arkadaşlar sıcaklık değişti. Rho1 0.468 iken Rho2 0.182 oldu. Gördüğünüz gibi gazın yoğunluğu giriş ve çıkışta farklı. O zaman hacimsel debiler de farklı olacak. V1 hacimsel debisi 60 kilogram bölü saniye bölü 0.468 kilogram bölü metre küp. V1 üzeri nokta eşittir 128.205 metre küp bölü saniye çıkıyor. V2 için, V2 hacimsel debisi için ise 61 bölü 0.182'den bahsedebiliriz. Bu çerçevede 335.165 metre küp bölü saniye V2 hacimsel debisini elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi aradaki değişim büyük oranda. Kütlesel debiler aynı olduğu halde hacimsel debiler birbirinden farklı olacak. Bu soruyla ilgili bir yorum yazmışız. Belli bir yükseklikte uçan uçağın bulunduğu konumun atmosfer basıncı 30 kilopaskal olarak verilmiştir. Ve hava bu basınçta sisteme girmekte, bu basınçta sistemden çıkmaktadır. Çıkışta hava artı yakıt karışımı vardır. Bu karışım ideal gaz olarak alınabilir. Gaz sabiti bu örnekte havanın gaz sabiti olarak alınmıştır demişiz. Burada da mühendislik açısından arkadaşlar ele aldığımız problemi güzelce yorumlamak zorundayız. Giriş kesit alanı ve çıkış kesit alanı bizden isteniyordu. Ne dedik? Kütlesel debiler değişmez dedik. 1 ve 2 için kütlesel debileri yazarsak zaten rho'ları hallettik. Elimizde hızlar var. Sadece A1 ile A2 bilinmiyor. Buradan A1 ile A2'yi çekeriz. Gördüğünüz gibi A1 0.513 metrekare, A2'de 0.335 metrekare çıkıyor. Çıkışta alan küçüldü. Alan küçüldü, hız arttı. Bu konuyu zaten yine açık sistemlerde ayrıntılı olarak lüle başlığı altında işleyeceğiz. Örnek küresel bir balon hava ile dolduruluyor demişiz. Bu örneği de güzelce ele alalım arkadaşlar. Küresel bir balon D1 çapı verilmiş 5 metre, başlangıçta 5 metreymiş. Hava giriş çapı D eşittir 1 metre olarak verilmiş. Yani hava buradan giriyor ve balonu şişiriyor. Buranın çapı 1 metre, balonun çapı ise 5 metre olarak verilmiş. Hava giriş hızı 3 metre bölü saniye. Basınçların değişmeyeceğini göz önüne alın demiş. P1 eşittir P2 120 kilopaskal olarak vermiş. Hal 1 ve Hal 2'nin basınçlarını aynı alacağız. Yine Hal 1 ve Hal 2'nin sıcaklıklarını 20 derece santigrat olarak alacağız. Biraz burada hava ısınsa da sıcaklığı değişmiyor olarak kabul edelim. Ama Hal 2'de balon çapı D2 eşittir 17 metre oluyormuş. Ve 17 metre olması için geçmesi gereken süreyi hesaplayın diyor. Güzel bir mühendislik problemi olarak bu örneği de ele alalım. Hal 1, D1 eşittir 5 metre, V1 eşittir 3 metre bölü saniye, P1 eşittir 120 kilopaskal, T1 eşittir 20 derece santigrat. Arkadaşlar, Hal 1'deki bu bilgiler çerçevesinde yoğunluğu kolayca hesaplayabiliriz. Rho1, P1 bölü R çarpı T1'den hesaplanacak. Burada sıcaklık kelvine çevirmeyi unutmayacağız. Bu çerçevede Rho1'i 1.426 kilogram bölü metreküp olarak buluruz. Kütle bizim için önemli çünkü bu problemi çözerken hem kütleden hem kütlesel debilerden yararlanacağız. M1 kütlesini biz Rho1 çarpı V1 hacminden hesaplayabiliriz. Arkadaşlar Rho1 1.426 kilogram bölü metreküp olarak hesaplandı. V1 tabii ki burada hacim ve onu da hesaplarsak kütleyi hesaplayabiliriz Hal 1 için. Arkadaşlar burada hacmi hesaplamışız gördüğünüz gibi. Pi çarpı 5 metrenin kübü bölü 6, yani bu küre olarak ele alacağız dedik ya. Kürenin hacmi pi d küp bölü 6'dır. Ve burada D1 çapı 5 metre olarak verildiği için bu 5 metre çerçevesinde hacmi
hesaplamışız. Tamam. Buradan M1 kütlesi 93.33 kilogram olarak bulunuyor. Bu M1 dursun, bundan yararlanacağız. Hal 2'ye bakalım. D2 çapı 17 metre olacak demiş ama basınçta sıcaklıklar değişmiyor demiş. Bu çerçevede Rho2 de değişmez. Çünkü Rho'lar bildiğiniz gibi sıcaklık ve basıncın fonksiyonu. Rho1 eşittir Rho2, 1.426 kilogram bölü metreküp olarak yazabiliriz. M2 kütlesi bizim için önemli. O da D2 çapıyla orantılı olacak. Çünkü V2 hacmini biz D2 çapı çerçevesinde hesaplayacağız. Yine küre olarak ele alacağımız için pi çarpı 17 metrenin kübü bölü 6 V2 hacmini bize verecek. Buradan kütle 3668.3 kilogram olarak çıkıyor. Gördüğünüz gibi kütlenin değişimi bizim için önemliydi. M1'i 93.33 bulduk. Burada M2 ise 3668.3 kilogram olarak bulduk. Basıncı sıcaklığı sabit tutup rho'ların değişimi çok önemli değildir dedik ama kütlenin değişimi gördüğünüz gibi çapa bağlı olduğu için önemli ölçüde fark etti. Gelelim problemin önemli noktasına. M1 ve M2 kütlesini bulduk kilogram biriminde. Bizden M1'den M2'ye gelinceye kadar geçen süre istiyor. O zaman bunlar kilogram biriminde ise karşıya biz kütlesel debi çarpı delta t'yi yerleştirirsek kilogram bölü saniye çarpı saniye yine bize kilogramı verecek. Biz kütlesel debileri halledebiliyorsak buradan zamanı delta t'yi çekebileceğiz. Kütlesel debi eşittir Rho1 çarpı A kesit alanı 1 çarpı V1'den hesaplanabilir. Başlangıçta soruda gördüğünüz gibi arkadaşlar D eşittir 1 metre olarak verilmişti. Giriş deliği. D eşittir 1 metre olan giriş deliğinden 1.426 kilogram bölü metreküp yoğunlukta hava girmekte. O zaman M kütlesel debisi, kütlesel debi değişmez demiştik. Bize ne bilgi verilmiş? Yararlanabileceğimiz giriş deliği bilgisi verilmiş. Buradan yararlanarak M kütlesel debisini hesaplayabiliriz. Yoğunluk 1.426 kilogram bölü metreküp. Giriş deliğinin kesit alanını ele alacağız. Kesit alanı sonuçta silindirik bir eleman. Pi çarpı D kare bölü 4 kesit alanı bu. O zaman D çapı 1 metre ise pi çarpı 1'in karesi bölü 4'ten AK1'i hesaplayabiliyoruz. Bu giriş hızı 3 metre bölü saniye olarak verilmiş. Tamam. Debiyi 3.36 kilogram bölü saniye olarak hesaplayabiliriz. Yine buraya yazmışız arkadaşlar karıştırmayalım diye. AK1 eşittir pi çarpı D kare bölü 4'ten hesaplanacak. Giriş deliğinin olduğu borudan balona 3.36 kilogram bölü saniye debiyle hava giriyor ve zamanla balonun çapı değişiyor. Balon içindeki hava kütlesi artıyor. Yukarıda da belirttik zaten M2 eksi M1 eşittir M üzeri nokta çarpı delta T'den yararlanarak delta T'yi 1063.98 saniye olarak buluruz. Demek ki bu mühendislik problemini de bu şekilde ele alabiliriz. Küresel bir balondaki hava hareketi, küresel bir balon havayla doldurulmasını mühendislik yaklaşımı altında bu şekilde modelledik ve çözdük. Tamam. Arkadaşlar, kütlenin korunumu hakkında söyleyebileceklerimiz, kütlesel debi hakkında söyleyebileceklerimiz, bunun yanında hacimsel debi hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar. Şimdi hareketli akışkanda akış işiyle devam edelim. Bizim konumuz açık sistemler ama açık sistemlerde önce debiden bahsetmemiz gerekiyordu. Debi kısmını hallettik. Hareketli akışkanda akış işiyle devam edelim. Arkadaşlar önce bir cismi ele alalım. Katı bir cisim. Biz bu cismi bir F kuvvetiyle hareket ettirdiğimizde, yani x1'den başlayıp x2'ye getirdiğimizde, L kadar hareket ettirdiğimizde ne oluyor? Burada yapılan iş nedir? Önce ona bakalım. Bu cisme uygulanan F kuvvetinin yüzey alanında A olsun. Evet, F kuvvet Newton, L alınan yol metre, A yüzey alanı metrekare olsun. İş nedir burada? Kuvvet çarpı alınan yol. Kuvvet F ise, alınan yolsa L ise, burada yapılan iş F çarpı L kadar oluyor jül biriminde. F
V Newton, L metre, Newton çarpı metre zaten jüldür. Arkadaşlar akışkana geçersek, yani bu kütle yerin, bu cisim yerin ne bir akışkan kütlesi olsun dersek, akışkanda biz F kuvvetini basınç çarpı alan olarak da gösterebiliyorduk Newton biriminde. O zaman işi P çarpı A çarpı L olarak yazabiliriz. Çünkü F yerine P çarpı A'yı yerleştirdik. İster katlı ister akışkan için de bunu yazabiliriz de biz özellikle bu derste akışkanı ele alıyoruz. P çarpı A çarpı L'yi modelleyeceğiz şimdi. Burada gördüğünüz gibi şu A yüzey alanı ile burada alınan yolu çarptığımızda şu kadar hacimde bir hareket sağlanıyor. Yani A çarpı L bize hacmi verir. O zaman A çarpı L yerine hacmi yerleştirirsek iş P çarpı V'ye eşit oluyor jül biriminde. Kütle bir akışkan ise bunu yazabiliriz dedik. Bunu bir boru içindeki akım olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Boru içinde akışkan hareket ederken sonuçta L kadar bir yol alıyor ve buradaki iş P çarpı V'den hesaplanabilir. Bu biraz bize piston silindir düzenini de hatırlatmıyor değil arkadaşlar. Hatırlatıyor. Orada da P çarpı V'den yararlanarak sınır işini hesaplamıştık. Gördüğünüz gibi hareketli akışkandaki akış işi de sınır işi hesabına benziyor. P çarpı V'den hesaplanıyor. Ama buradaki P sabit. Akış işini o zaman P çarpı V olarak gösterebiliriz veya M çarpı P çarpı küçük V, yani özgür hacim olarak da gösterebiliriz. Akış işi bizim için önemli. Hareketli akışkan varsa oradaki akış işi nedir dediğimizde aklımıza P çarpı V gelecek. Hareketli akışkan belirli bir sıcaklığı vardır. İç enerjisi vardır. Yani sonuç olarak sıcaklık varsa iç enerji var. Belirli bir hızı vardır. Kinetik enerji içerir. Belli bir kod yükseklik farkına sahipse potansiyel enerji farkı içerir demişim. Yani kod farkı varsa, yükseklik varsa potansiyel enerji farkı da içerir. Demek ki hareketli akışkan iç enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerji içeriyor. Ama sonuçta bunun belli bir basıncı da var. O zaman akış işi de içeriyor. Biraz önce akış işini ele aldık. Yukarıda söylediklerimizi yazarsak, toparlarsak U artı V akış artı kinetik enerji artı potansiyel enerji, yani jül bölü kilogram biriminde yazmışız. Olarak hareketli akışkandaki sıcaklığı, hızı, kod farkını, basıncı bu şekilde değerlendirebiliriz. Sıcaklık varsa iç enerji var. Hız varsa kinetik enerji, kod farkı varsa potansiyel enerji, bir de basınç, belirli basıncı varsa akış işi içerecek. Güzel. Kütle ile enerji geçişini bu çerçevede artık tanımlayabiliriz. E kütle arkadaşlar U artı V akış artı kinetik enerji artı potansiyel enerji içerecek. Biz bunu kütle ile de çarptığımız zaman birimi jül olacak. Gelelim önemli noktaya. Biz V akışı P çarpı V olarak göstermiştik. Burada küçük V olarak gösterdik. Kütleyi dışarı aldık. Ama ne görüyoruz? U artı P çarpı V'yi görüyoruz. Biz bunu entalpi olarak geçmişte ele aldık. Demek ki E kütleyi biz entalpi artı kinetik enerji artı potansiyel enerji olarak ele alabiliriz. Kütleyle enerji geçişi artık entalpiden, kinetik enerjiden ve potansiyel enerjiden oluşacak. H ve kare bölü 2 artı GZ E kütle için yazabileceğimiz eşitlik. Tabi başında kütle var. Jül biriminde çalışıyorsak istersek jül bölü kilogram biriminde de çalışırız. Bu önemliydi. Kütleyle enerji geçişini de tanımlamış olduk. Arkadaşlar gelelim enerji analizine. Her zaman enerji analizini termodinamiğin birinci yasası kapsamında E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem olarak yazıyoruz. Açık sistem içinde, kapalı sistemde yazacağımız bu. Ama E giren çerçevesinde Q ve V'nin yanında E kütle de varsa açık sistemle çalışıyoruz demektir. E çıkanı da biz Q, V ve E kütle olarak yazabiliriz. Kontrol yüzeyindeki olaylar bu şekilde. Burası sınırlı veya kontrol yüzeyi. Ama delta E sistem kontrol hacminde yer alıyor. Ve bu sistemdeki enerji değişimi eğer akış sürekli ise, biz buna kararlı akışta diyoruz, o zaman sıfır olarak alınacak.
Her zaman sıfır alacak mıyız? Hayır. Sürekli akışta veya kararlı akışta sıfır, süreksiz akışları ele alacağız. Sürekli akış dediğimizde toplam kütlesel debi, yani toplam giren kütlesel debi diyelim, toplam çıkan kütlesel debi eşit olacak. O zaman sürekli akıştan bahsedebiliyoruz. Bunun yanında watt birimiyle de çalışabiliriz. O zaman E üzeri nokta giren eksi E üzeri nokta çıkan eşittir delta E, sistem bölü delta T olarak yazılabilir. Yine sürekli akışta burası 0 watt'a eşit olacak. Arkadaşlar, enerji analizi, yani termodinamiğin birinci yasası kapsamında açık sistemler için yazabileceğimiz durumlar bu şekilde. Yine jet motoru örneğine devam edelim. Jet motoruna giren ısı enerjisini hesaplayalım. Yakıtın yanması sonucu jet motoruna bir ısı girişi olacaktır. Tabii ki yakıtın yanması çerçevesinde jet motorunun çalışması için sınırdan bir Q giren bize lazım. O zaman biraz önce kütlesel debiler veya hacimsel debiler açısından ele almıştık. Şimdi enerjiler açısından ele alalım. Bir noktasından E kütle girişi olacak. İki noktasından E kütle çıkışı olacak. Ve sistem sınırını Q giren de delecek. Bu sefer açık sistemi bu çerçevede ele alacağız. Önce kütlenin korunumu çerçevesinde M yakıt bulundu demişim. Tamam. Şimdi enerjinin korunumu kapsamında Q giren hesaplanacaktır. O zaman watt biriminde, yani üzerine nokta koymuşuz. Watt biriminde çalışacağız demektir bu. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistemi watt biriminde ele alırsak, önce sürekli akış için burasının 0 watt'tır diyebiliriz. Kontrol yüzeyini değerlendirelim. E giren nedir? Q giren, E kütle giren. E çıkan nedir? E kütle çıkan. Tamam. Bu problemde o zaman bizim termodinamiğin birinci yasası Q giren artı E kütle giren eksi E kütle çıkan eşittir 0 şeklinde yazılabilir. Daha açık şekilde yazarsak Q giren artı, bakın watt biriminde çalışıyorsa kütlesel debilerle çalışırız. M1 kütlesel debisi dışarıda olmak üzere içerisi artık H1 artı V1 kare bölü 2 artı GZ1'den oluşacak. Aynı şekilde çıkan için M2 kütlesel debisini alırsak içerisi de bu şekilde yazılabilecek. V1 250 metre bölü saniye, V2 1000 metre bölü saniye olarak sorumuzda verilmişti arkadaşlar. Burada yükseklik farkı yok demişim. Z1'i Z2'ye eşit olarak alabiliriz. Tabii ki yatay olarak bir sistemi yatay olarak ele aldık. O zaman Z1 eşittir Z2, kut farkı yok. O zaman bu eşitlik içindeki QZ1 ile QZ2 birbirine eşit olacağı için ve burada da eksi işareti olacağı için, eğer delta potansiyel enerjiden bahsedersek birbirini götürecek, ama bakın kütlesel debiler aynıysa, neyse onun ayrıntısına bakacağız. Şimdilik Z1 eşittir Z2, bunu da sıfır alıp şu kısımları sıfır olarak göz önüne alıp götürebiliriz. Evet, eksi 50 derece santigrat için, yani 223.15 Kelvin için H1'i biz, havanın entalpisini 222.66 kilojoule bölü kilogram olarak tablo A17'den okuyabiliriz. Hava için entalpi tablosu var. 300 derece veya 570.15 Kelvin için H2, yani çıkıştaki entalpiyi de yine tablo A17'den, havaya ait tablodan 578.88 kilojoule bölü kilogram olarak okuyabiliriz. Arkadaşlar, M1 ve M2 kütlesel debilerini hesaplamıştık. Yukarıda söylemeye çalıştığım gibi bunlar eşit değil. Bu çerçevede soruyu değerlendireceğiz. Biri 60, biri 61 kilogram bölü saniye. Evet, E kütle gireni ve E kütle çıkanı 60 ve 61 kilogram bölü saniye cinsinden değerlendireceğiz. H1 ile H2'yi tablodan okuduk. Hızlar bize verilmişti. O hızları da buraya yerleştirdik. Biraz önce anlatmaya çalıştığımız gibi potansiyel enerji kısımları 0 olacak. Arkadaşlar, burada 2000'e bölmüşüz. Çünkü kilo biriminde çalışıyoruz. Kilojül bölü kilogram olarak içerisini düzenlemişiz. O zaman hızı biz hesaplarken V kare bölü 2'nin yanına 1 bölü 1000'i de ekleyeceğiz. Yani 250'nin karesi bölü 2000 burada olacak. Buna dikkat. Kilojül biriminde çalışıyorsa, eğer jül biriminde çalışsaydık burayı 1000 ile çarpmamıza gerek olmayacaktı. Evet, V
Burası kilogram bölü saniye, burası kilojoule bölü kilogram. Çarparsak 15.234.60 kilovatlık giren kütleyle giren enerjiden bahsedebiliriz. Kütleyle çıkan enerjiyi benzer şekilde ele alırsak H2, V2 ve M2'nin değişimi kapsamında 65.811.68 kilovat olarak kütleyle çıkan enerjiyi hesaplayabiliriz. Bizden Q giren isteniyordu. Termodinamiğin birinci yasası kapsamında enerji dengesini yazmıştık. E kütle giren ve E kütle çıkanı hesapladık. Q giren belli değil. Buradan Q gireni 50.577.08 kilovat olarak buluruz. Arkadaşlar, ben buraya yine bir ısı verim yazmışım. Bunu sonra işleyeceğiz de yine bir görelim dedik. Bu uçak motorundaki amaç ne? Kinetik enerji değişiminden faydalanmak. Bu kinetik enerji değişimi olduğu an uçağı uçurabiliyoruz. Bu problemde de kinetik enerji değişimini biz hızları biri 1000, biri 250 idi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bunları değerlendirip pay kısmına kinetik enerji değişimini kilovat cinsinden yazarsak, ben hesaplamışım o 28.625 kilovat çıkıyor. Bu kinetik enerji değişimi ancak şu giren ısı ile sağlanabiliyor. Giren ısının miktarı 50.577.08 kilovat. Yani uçaklarda, jet motorlarında verim bu gerçeğe yakın bir değer, esasında %60 civarındadır. Daha yüksek de olabilir, daha düşük de olabilir ama bu civarlarda değişir. Demek ki 0.57 veya %57 olarak bu jet motorunun verimini hesaplayabiliriz. Aklıma gelmişken, bu otomobillerde %35 çerçevesinde, %40 çerçevesinde kalıyor. Yani biz aldığımız yakıtın büyük bir kısmını otomobillerde dışarı atıyoruz. Jet motorlarında verim biraz daha yüksek oluyor. Tamam. Entalpiler sıcaklıklara göre hava tablosundan alınmıştır demişim. 223.15 Kelvin ve 573.15 Kelvin sıcaklıklara ait CP değerleri bulunabilirse entalpiler CP çarpı T'ler de hesaplanabilir demişim. Bu kısımları zaten geçmişte arkadaşlar işlemiştik. Burada bir hatırlatma yapmışım. Şu hatırlatmayı da yapmışım. Bu örnekte debiler farklı olduğu için H2-H1 eşittir M çarpı CP T2-T1 olarak yazılamaz. Eğer kütlesel debiler eşit olsaydı hemen entalpi farkına gidebilirdik. Tabi buradaki CP'yi de ortalama sıcaklıklarda alacağımızı unutmayalım. Geçmişte bu konuları işledik. Evet, açık sistemlerde sürekli akışlı düzeneklerle devam edeceğiz arkadaşlar. Açık sistemlerle ilgili giriş bilgilerini vermiş olduk. İlk konumuz sürekli akışlı düzenekler olacak. Tabii ki süreksiz akışlı düzenekleri de ele alacağız. Arkadaşlar, açık sistemlerde biz sürekli akışlı düzeneklerle çalışıyorsak onları birkaç şekilde inceleyebiliyoruz. Burada ben bir özet geçmişim. Boru veya kanallarla çalışabiliyoruz, kompresörle çalışabiliyoruz, genleşme veya kısılma vanasıyla çalışabiliyoruz, türbinle çalışabiliyoruz. Yayıcı ve lüleler bizim için önemli ki özellikle bu biraz önceki örnekte jet motorunda biz esasında lüleyi dikkate aldık. Bunun üzerinde de duracağız. Pompa veya fanlarla çalışabiliyoruz ve ısı değiştiriciliğiyle çalışabiliyoruz. Sürekli akışlı sistemlerde, açık sistemlerde sürekli akış varsa ele alabileceğimiz elemanlar bunlardan oluşabiliyor. Bunların hepsini ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Evet, açık sistem elemanları sürekli akışlı düzenekler demişim. Lüle ile başlamışız. Lüle hız artışını basıncı düşürerek sağlar demişim. Hani jet motoru örneğinde de gördük. Basınç düşüyor çıkışta ama hız artıyor. Evet arkadaşlar, yani pratikte bir hortum başı, bir jet motoru, bir roket hepsi lüleye örnektir. Biz hortumun başına lüleye benzer bir eleman taktığımız an orada suyun hızının arttığını görüyoruz. Bu hortum başı örneğini de lüle için verebiliriz. Evet, buraya güzel bir lüleyi çizmişiz. Kontrol hacmi çerçevesinde kontrol yüzeyi şu şekilde olabilir demişiz. Gördüğünüz gibi bir noktasından giriş ve iki noktasından çıkış var.
bir noktasının kesit alanı iki noktasından büyük. V1 hızıyla giriyor, akışkan V2 hızıyla çıkıyor. V2 her zaman V1'den çok büyük. Burası çok önemli. Lüleye Q giren, Q çıkan olabilir, olmayabilir. Biz burada en genel haliyle göstermiş olalım. Ama lülelerde işten bahsedemeyiz. Ama şuradan biz bir pervane sokup burada bir iş girişi sağlarsak o da özel bir örnek olur. O çerçevede bir iş girişinden söz edebiliriz. Ama genellikle lülelerde işten bahsedilmez. Enerji dengesi. E giren eksi E çıkan eşittir delta sistem. Her zaman yazabileceğimiz eşitlik. Sürekli akışlı düzenekleri ele alıyoruz. Bu çerçevede delta sistem 0. Ama Q giren, E kütle giren, Q çıkan, E kütle çıkan olabilir dedik. Bu çerçevede E giren, E kütle giren, eksi Q çıkan, eksi E kütle çıkanı yazarsak bunların toplamı ve çıkarımı eşittir 0 olacak. Arkadaşlar E kütle giren ve E kütle çıkanı da ayrıntılı olarak yazabiliriz demiştik. Bunları işledik. Burada gördüğünüz gibi kütle aynı sayısal değerde ise altına bir indis koymaya gerek yok. Biz burada Joule biriminde yazmışız. İstersek Watt biriminde de yazıp buraya kütlesel debileri dahil edebiliriz. Neyse onlara bakacağız hep. Evet, Q giren eksi Q çıkan artı M ortak parantezinde H1 eksi H2 V1 kare eksi V2 kare bölü 2 Z1 eksi Z2 çarpı G'den bahsedebiliriz lüle için. Adiabatik yani yalıtımlı sistemde, yalıtımlı bir lülede Q giren ve Q çıkandan bahsetmeyiz. Eğer yalıtımlı bir lüle ile çalışıyor isek. Aynı akım çizgisinde hareket eden akışkan akımı için Z1 eşittir Z2'dir. Arkadaşlar şuradan buraya geldiğimiz an gördüğünüz gibi şuna biz akım çizgisi diyoruz akışkanlar mekaniğinde. Aynı akım çizgisinde hareket ediyorsak şuradaki Z1 ile şuradaki Z2 birbirine eşit olacaktır. O zaman potansiyel enerji değişimini ihmal edebiliriz. Bütün bu tanımlamalar çerçevesinde yani Q giren Q çıkan yoksa potansiyel enerji değişimi sıfırsa ki bu yatay lülede mümkün. O zaman denklemin son hali H1 eksi H2 artı V1 kare artı V2 kare bölü 2 eşittir 0 oluyor. Lüle için şu eşitlikten bahsedebiliriz ama ısı giriş çıkışı varsa buraya dahil edeceğiz onu da unutmayalım. Önemli bir nokta daha var. V2 çok büyük V1 dedik. V1 0 alınabilir. Ne zaman V1 hızı belli değil ise veya verilmemişse arkadaşlar V2'nin yanında çok küçük kaldığı için onu 0 alıp işlem yapabiliriz. Ama verildiyse tabii ki dahil edeceğiz. Başka ne demişiz? Yani burada Joule bölü kilogram biriminde yazarsak lüle için H1 eşittir. H2 artı V2 kare bölü 2 olur demişiz. Neden? Yani yukarıda V1'i 0 alırsak tabii ki şu hale getiriyoruz. Yani bunlar özel durumlar. Artık problemin cinsine göre siz onu modellerseniz yukarıda demeye çalıştığım gibi kütlesel debiyle çarparsak watt birimine de erişiyoruz. Yanına da yazmışız. Yatay lülede delta potansiyel enerji değişimi 0 olarak alınabilir her zaman. Neden her zaman? Yatay lüle varsa her zaman bu geçerli. Her zaman V eşittir 0 demişiz ama dediğim gibi hani özel durumlar da olabilir. Ama yalıtımlıysa Q de 0 olacak. Tamam. Bir tane güzel örnek yapalım. Bu sefer su buharını ele alalım. Bir noktasından 150 derece santigrat ve 200 kilopaskal'da girsin. İki noktasından 75 kilopaskal ve doymuş buhar olarak çıksın. Çıkışın kesit alanı da 0.001 metrekare olarak verilsin. Biz V2 ve kütlesel debiyi hesaplayalım. Arkadaşlar burada su buharı yüksek sıcaklıkta çalıştığımızdan dolayı bir miktar ısı kaybına da neden oluyor. Yani Q çıkanı 26 kilojoule kilogram olarak alacağız. Evet, enerji dengemizi bu problem için yazarsak E kütle giren var, E kütle çıkan var, Q çıkan var. Sürekli akış her zaman burası 0 veya kararlı akış da aynı şey sürekli akış. Veya kararlı akış diyebiliriz. Evet, Z1 eşittir Z2 dedik 0. V1 eşittir 0 dedik. Çünkü burada herhangi bir hız bilgisi verilmemiş.
O zaman biz H1'i H2 artı V2 kare bölü 2 artı Q çıkan olarak yazabiliriz. Yani enerji dengesini ayrıntı olarak yazmamışım yukarıda anlattığımızdan dolayı. Bu çerçevede kısaca şu eşitliğe ulaşabileceğimizi söylemişim. Tamam. Hal 1 için P1 200 kPa, T1 150 derece santigrat verilmiş. Arkadaşlar bu kısımda da geçmişte çok çalıştık. 200 kPa için T doyma 120.21 derece santigrat ise, yani T1 büyük, T doyma ise kızgın buhar bölgesindeyiz. Demek ki lüleye su kızgın buhar olarak girmekte. Kızgın buhar tablosundan H1'i 2769.1 kilojül bölü kilogram olarak hesaplarız tablo A6'dan. Gelelim hal 2'ye. P2 basıncı 75 kilopaskal olarak verilmiş ve doymuş buhar noktası denmiş. O zaman ıslak buhar bölgesi çerçevesinde biz doymuş buhar, doymuş sıvı tablosundan H2'yi H2G olarak okuyabiliriz. O da 2662.4 kilojül bölü kilogram olarak okunabilir. Hacim 2 ve 2G'ye eşittir. 2.2172 metreküp bölü kilogram olarak okunabilir. T2 sıcaklığı bize lazımsa o zaten doymuş buhar noktasının sıcaklığı doyma sıcaklığına eşittir. 91.76 derece santigrat olarak alınabilir. Evet, bunları hızlıca geçtik çünkü geçmişte çok çalıştık. H1 eşittir H2 artı V2 kare bölü 2 bölü 2 artı Q çıkanı elde etmiştik. Bütün sayısal değerleri de elde ettik. Yine dikkat, bakın burada birimi kilojül ve kilogram yapmak için 1000 ile payda çarpıldı. Yani burada da anlatmışız. Şu bölü kilogramı 1 kilojül bölü 1000 jül ile çarparsa kilojül bölü kilogramı elde ederiz. Şu kısmı özellikle birkaç kere söylemek istedim. Çünkü sınavlarda hata yapılıyor. Tamam. Diğerlerinin birimini hep kilojül aldığımızdan dolayı arkadaşlar burada bu yaklaşımı yapmak zorundayız. Tek bilinmeyen burada V2 kaldı. V2'yi de 401.75 metre bölü saniye olarak elde ettik. Gördüğünüz gibi V1 zaten yaklaşık 0 almıştık. V2 0'dan farklı olarak karşımıza çıkmak zorunda zaten. Evet, kütlesel debiyi de hesaplayalım. Rho çarpı V çarpı A'dan bunu hesaplayabiliyoruz. Arkadaşlar suyla çalışıyorsak tablolardan özgül hacmi okuduğumuzdan dolayı rho yerine özgül hacmi alabiliriz. O zaman kütlesel debiyi iki çıkışına ait bilgilerden yararlanarak hesaplamışız. Neden? Bir kere kütlesel debi değişmez ve verilen bilgilere baktığımızda burada A çıkış da verildiğinden dolayı burada eksik bilgi var. Buradaki bilgiler ise bize kütlesel debi hesabında yetiyor. O çerçevede hangi giriş mi çıkış mı bize kütlesel debi hesabında yardımcı oluyorsa onlardan yararlanabiliriz. Evet. O zaman V2'yi tablodan okuduk. Çıkışın hızını hesapladık. Kesit alanında verilmiş. O zaman kütlesel debiyi biz 0.181 kilojül bölü saniye olarak buluruz. Lüleyi de arkadaşlar bu şekilde değerlendirdik. Esasında işte jet motorunu da ele almıştık ya uçaklarda. O da bir lüleydi. Yani lüle hakkında güzel 3 tane örnek çözmüş olduk. Gelelim yayıcıya. Arkadaşlar yayıcı lülenin tersi. Biz buna difüzör de diyoruz. Basınç yükseltilerek hız düşürülüyor. Hızı yükseltmek ise amacımız lüle, hızı düşürmek ise amacımız yayıcı olacak. Evet, amaca göre lüleyi veya yayıcıyı seçiyoruz. Yine burada özetlemeye çalışmışız. V1, V2 ele alırsak V1 bu sefer çok büyük V2. Yine Q giren, Q çıkan varsa kontrol yüzeyinde enerji dengesini benzer şekilde yazabiliriz. Yayıcı için. E kütle girenle E kütle çıkanı da benzer şekilde yazabiliriz. Ama altına yazacağımız önemli bilgiler şunlar. V1 çok büyük V2 ise bu sefer V2'yi verilmemişse hız 0 metre bölü saniye olarak alabiliriz. Yine Q giren ve Q çıkan adiabatik sistemde 0 olarak alınabilir. Aynı akım çizgisinde hareket ediyorsak yine Z1 eşittir Z2, yani yatay yayıcı için. Arkadaşlar benzer şekilde yayıcıda da çalıştığımızda bu sefer H2 eşittir H1 artı V1 kare bölü 2'yi elde ediyoruz.
Diğerinde tersiydi. Diğerinde H1 eşittir H2 artı V2 kare bölü 2 idi. Yine buraya yazmışız. Yatay yayıcıda her zaman delta PE eşittir 0. Tamam. Termodinamik arkadaşlar kolaydır ama dediğimiz önemli noktaları dikkate alırsanız ve benim önerdiğim yöntem çerçevesinde çalışmalarını yaparsanız her zaman kolaydır. www.hüseyingüner.com adresinden arkadaşlar bu anlatılanlara ait PDF dokümanını da indirirseniz ve o doküman çerçevesinde tekrar bu videoyu izlerseniz sizin için daha yararlı olacaktır. Evet, bölüm 2'de görüşmek üzere.